Evet, merhaba canlarım, merhaba. Kokulu kokulu öpüyorum hepinizi. Evet, kaldığımız videodan devam ediyoruz. Her zamanki gibi. Nerede kalmıştık? Kayınvalide ile barışma. 3 çocuk annesiyim. Bir bayram günüydü. Küçük eğitime gittik biz. Görüncelerim falan. Yeter artık, bu kadar da olmaz dediler. Nasıl olsun, nasıl yapalım? Bir bayram sabahı biz kalktık. En küçük eltimle kayınvalidenin arasında 3 sokak falan var. Şimdi korka korka gidiyorum. Çünkü taşla kovalamış kadın bizi. Kabul etmiyor. Nur içinde yatsın. Eltime gittik. Eltimden oturduk biraz, çay falan içtik. Çünkü bizim eşimiz de o tarafta, yani eşimiz de değil. Bütün erkekler ilk önce anneye gider, gelinlerle beraber orada kahvaltı yapılır, orada oturulur. Kahvaltı yapılır, sofralar kalkar eder. Ondan sonra artık öğlen olur ya da öğleni geçer, herkes oradan dağılır. Gelinler kendi annelerine giderler. Dediler siz de kesinlikle artık buna bir son verelim ya, görünce yüzü, torunları görünce belki dayanamaz ama ben korkuyorum, tedirgin oluyorum. Eltime gittik, orada oturuyoruz. İşte çocukları o eltimde, ben iki eltimde de çok iyi anlaşıyordum. Neyse, gittik, kalktık, artık oraya gideceğiz. Eltim falan önden gitti, çocuklarıyla girdiler. Biz kayınvalidenin, şöyle bir sokak var, böyle dönüyorsun, kayınvalidenin kapısı müstakil bir evdi. Önü çok büyük bir alanlıktı. Eltim çocuklarını aldı gitti, kaynım bizimle kaldı. Biz oradan köşeden böyle bakıyoruz, kayınvalidenin kapısı da hiç kapanmıyormuş, hep açık yani bayramda. Ha, bu arada Nur içinde yatsın, kayınpederim hep geldi, bende kaldı. Benim kayınpederim rahatsızlandığı zaman ben baktım, bende kalmıştı, olmuştur kayınpederimin. Ondan çekinmiyorum. Çok anlayışlı, ileri görüşlü bir kayınpederim vardı benim, onun için de yaksın. Baktım, eltim aldı çocukların, iki tane kızı var onun da. Onlar girdi içeriye. Biz kenarda bekliyoruz. Kaynım dedi ki, Nur içinde yatsın, o da vefat etti, Alaaddin. Siz dedi burada köşede durun dedi, ben şimdi dedi Ebru'yu alacağım dedi. Ebru çok dilliydi benim, bildiğiniz gibi değil. Aşırı öyle bir tatlı dili vardı ki, ama çok zor bir çocuktu. Ben dedi Ebru'yu dedi alayım dedi. Kapının önüne bırakacağım dedi, kapı açık ya. İşte elinde herkesin, çocukların işte eskiden öyleydi. Bir tane poşet, içine şeker topluyorlar. Kayınvalidemin de kapısı açık, gelene elini öptürüyor gidiyor, gelene elini öptürüyor gidiyor çocuklar. Kapısı hiç kapanmazdı da. Baktım şimdi biz böyle aradan bir şey, eşimle böyle köşeden bakıyoruz, arada bir çekiliyoruz bizi görecek diye, çünkü hiç görmedi torunlarını. Ebru'yu kaptı kucağına, sormuş kayınvalidem tabii eltime. Ali nerede demiş, Ali geliyor demiş, bakkala kadar uğradı demiş, her neyse işte bir şey söylemiş. Baktım, abim Ebru'yu hemen koydu kapının önüne, kapıya vurdu, ben geliyorum diye annesine seslendi. Biz duyuyoruz çünkü köşeye dönünce hemen, zaten o köşede kayınvalidenin evinin köşesi, yol böyle geliyor, dönüyorsun, hemen onun kapısı. Kapıda dedi çocuklar var dedi, orası da çok büyük bir alan olduğu için bütün çocuklar, mahallenin çocukları orada oynuyor yani. Çok büyük bir alandı orası. Ali abim de oyalandı. Biz sesleri duyuyoruz ama ondan sonra. Kapıda dedi çocuk var dedi ondan sonra. Aman dedi kayınvalidem, senin dedi, şimdi biliyor mahallenin çocuklarını, bilmez olur mu? Sen dedi yabancısın dedi. Senin dedi annen baban nerede dedi. Konuşuyor Ebru'yla. Ebru da öyle bakıyor, elini uzattı, öp bakayım elimi dedi. Tabii Ebru da aldı, elini öptü. Ebru, işte evet,
5.30 o okulun şey zamanlarında 6 gibi falan olması lazım. Neyse Ebru elini öptü. Şimdi abim de içeriye girmiyor kaynım ondan sonra. Allah Allah bu diyor kimin çocuğumuş diyor. Bu kime benziyor böyle diyor. Bak bakalım dedi. Çok da dedi güzelmiş dedi. Burada böyle bembeyaz böyle ak pak kaşlar kirpikler simsiyah. O kirpikler uzun dediğim gibi kaşlara değiyor. Ondan sonra kucakladı kaynım bunu. Bak bakalım dedi bu kime benziyor dedi. Hakikaten Ebru'yu bana çok benzetirler ama aslında Ebru babasına babaannesine de çok benzer Ebru. Ondan sonra kaynatam şey kayınvaliden şöyle baktı. Tabii kaynatam Ebru'yu biliyor gelip gidiyoruz ya. Zaten sokak kapısı hep açık. Zaten iki oda bir dar girişi vardı kayınvalidenin. İki kişi ne olacak? Odanın kapısı açık. Kaynatam da görüyor. Ebru da oradan dedeyi görünce dede diyor. Dedeyi görünce abimin kucağında kayınvalidem ağlamaya başlıyor. Tabii yüzünü görünce bu aynı İsmail diyor şeyde abim de. Dede de deyince Ebru Ebru'yu kucaklıyor başlıyor orada ağlamaya. Onlar içeriye girdi ama biz giremiyoruz içeriye. Biz belki 10-15 dakika köşede bekledik. İşte artık onlar herhalde büyük kaynımla gelmiş. Büyük kaynım çok varlıklıydı o zaman. Hatta milletvekilliği falan yaptıydı bir ara. İçeride herhalde ikna etmeye çalışıyorlar. Eltiler, kayınlar falan artık. Kaynatam da çok sert bir insandı. 15 dakika sonra baktım. Ali abim geldi. Hadi girin içeriye dedi gülerekten. Ben atıyor. Korkudan. Gerçi eşim yanımda. Nur için de yatsın. Benim eşim çok sinirliydi. Çok tartışmalarımız oldu. Beni çok sıktı. Beni çok bunalttı. Kıskançlığıyla ilgili. Bazı şeyleri de oldu. Onları söylemek istemiyorum. Tabii biraz vardı böyle. Ama asla ve asla kendi ailesinden bana hiç kimseye laf söyletmedi. Belki biz onun için çok şey yapmıştık. Asla. Kendi yapardım ama onlar asla onlara laf söyletmezdim. Yanımda eşim var ama gene de korkuyorum yani. Neyse vallahi böyle benim kaynanam da böyle tam Osmanlıydı. Çok o da yapılıydı böyle. Oturmuş biz gireceğiz de suratını asmış böyle. Seki diyorlardı, sedir diyorlardı. Sediri vardı. Ayaklarını uzatmış böyle köşeye kasılmış, kolları da açmış. Ben dedim içimden okuyaraktan Bismillahirrahmanirrahim dedim bakalım ya herra ya merra ya kovalanacağız ya da bağrılarına basacaklar. Ama gelsin dediğine göre biraz rahatladım yani. Baktım Ebru'cum dedesinin kucağında tabii dedeye alıştım. Girdik hemen başta benim kayınvalidem de en çok çocuklarından sevdiği evladı, bunu direkt söylerdi de, rahmetliydi. O kadar çok sevdiği hali, o kadar çok inatçıydı ki biz 5 seneden sonra ancak barıştık yani. O kadar da inadı vardı. Tabii ben rahmetlinin arkasında duruyorum ben. O da önce rahmetli geçti, babasının elini öptü. Ben babama baktım. Babam güldü bana şöyle yaptı. Hani geliyor ya rahmetli çok severdi benim babam. O elini öptü. Ben babamın elini öptüm. Neyse o da beni yanaklarımdan öptü. Annesinin karşısına geçti. O öptü. Ben geçtim. Ben şey yaptım. Bekliyorum birkaç saniye vermedi eline. Ben de inat çekilmedim karşısına. Hani o vermeyince ben çekilir mi umut etti acaba. Dineldim ben de tuttum zorla elini öptüm. Öpünce o da bana sarıldı öptü. Barışmamız böyle oldu. Ondan sonra sofralar kuruldu. İşte yemekler yendi. Hoş sohbet. O 5 sene o an birden silindi. Şimdi tabii ben açık geziyorum. Biraz onun şeyleri oldu. Ama benim eşim her zaman dedi. Benim eşime kimse karışamaz. Demesi hepsini susturdu.
İşte vesile o bayramda barıştı. Ben ondan sonra o kadar çok kıymetli bir gelinleri oldum ki o açık gezen faize artık biz her hafta artık haftanın köşkünü kayınvalidemdeyiz. Hayır, bizim gitmemiz küçük eltime eziyet oluyordu. Şimdi o alanlık meydanlık yer var. Orası gece kondu öyle müstakil kalmış. Her tarafı apartman ama artık anlaşamadan ne olduysa kayınvalidem orada oturuyordu, kiradaydı. Ben gittim mi o alanlık bahçede ördek tavuk bakardı benim kayınvalide. Hemen rahmetli ederdi. Vasfiye gelsin. Ortanca eltim. Vasfiye. Onların mantısı meşhurdur. Biz de yapıyoruz. O mantıyı, o şekilde mantıyı ben kayınvalidemden öğrendim. Ondan sonra Arnavut böreği, çarşaf böreği yani. Vasfiye hemen gelsin. Şimdi ben açık geziyorum. Tabii o zamanlarda makyaj yapıyorum. Onun yanına makyajsız gittiğim zamanlar hemen bana derdi. Hemen çocukları odaya alır artık. Onun çocukları için artık hiçbir şey eksik olmaz. Onları oturtur bana. Geç makyajını yap, boyan, rujunu sür. Bak, beni istemeyen kadın. Ama kendimi sevdirmesini bildim. Asla bir tek lafım vardır kayınvalideme. Onun haricinde asla yoktur. O da benim çok gücüme gitmişti. Onu söyleyeceğim ilerleyen zamanlarda. Hürmetimde, saygımda, sevgimde asla kusur etmedimler. Ben kendi evimin işini yapardım. Ona geldiğim zaman anne sen biriktirme o meydanda onun çamaşırlarını, bütün çarşafını, o seki örtülerini hep elimde yıkardım. Kazan yakardım asla. Siler süpürürdüm evimi. Haftanın 3 günü gidiyorduk artık. Hani asla öyle şeylerden yapmadım. Hemen bana derdi makyajını yap. Ben yapardım. Şimdi artık sandalye vardır onun, o alanda dışarıda apartman ya. Artık komşularına ona bağırır, ona bağırır. Bana der beni de yanına oturtur artık. Böyle çocuklar dışarıda oynuyor. Küçük gelinim geldi. Hepiniz gelin buraya. Beni gösterecek. Gösterirdi. Bu bir değil, iki değil. Ne zaman gitsem aynısını yapardı. Hemen boyan derdi bana. Çıkarırdık. Gelinim geldi. Gelin buraya. Neyse her gittiğimizde dediğim gibi eğitime sıkıntı olurdu. Bana yaptırmazdı. Vasfiye yap böreği. O böreği çok seviyorum ben. Yardım edeyim anne işte. Sen otur yorulma. 3 çocuğun var senin. Küçük çocuklarına bak. Yapar o. Onun kızları tabii biraz daha yetişkindi. Benim eşimi geç doğurmuş kayınvalidem. Bahsetmiştim. Benim annemle en büyük kaynımın arasında 2 yaş vardı. Yani düşünün. Artık kızları yardım eder. Yazık bir hafta bir gittiğimizde böreği yaptırır seviyorum diye bir gittiğimizde çağırın Vasfiye mantı yapsın. Gelinim geldi. Yani ondan sonra biz böyle olduk. Kayınvalidem beni çok sevdi. Artık yerlere göklere hiç koyamadı. Ama bana yaptıklarını asla dile getirmedi. Söylemedi. Çok gururluydu. Artık gurur mu diyeyim, inat mı diyeyim, ne diyeyim. Ben de asla hiç yaşadığım 5 senenin sıkıntısını dile getirmedim. O da getirmedi. Ta ki kayınvalidem benim ellerimde can verdi. Sırf o gün söyledi. Sana çok şey yaptıklarımı, bunu diğer ileriki zamanlarda söyleyeceğim. O zaman ruhumu teslim ederken bana bunları söyledi. Hiç unutmam onları, asla unutmam ben. Artık ben Allah, el bebek, gül bebek bir gelin oldum ben. Artık evime gidiyorum, evime gittiğim zaman, maaşını aldığı zaman eğer, kışsa eğer, bizim kömürümüzü, yakacağımızı alırdı. Aylığını aldığı zaman emekliydi. Benim annem de tekelden emekli, kayınvalidem tekelden emekli. Benim en büyük ablam, abim, küçük görümcem, hepsi tekelden emekli. Maaşını aldığı zaman gelir artık böyle zile basar, düşün o kadar ince düşünmeye başlamıştı. Kızım, erzak alır, tenekeyle yağlar, zeytin, peynir, artık ne varsa kuru erzak, bildiğiniz her şeyi. Ben bakarım artık yukarıdan aşağıya. Anne hoş geldin. Tabii evimiz bu arada değişti. Sen bunları gel al da biz biraz dinlenelim, gidelim. Eğer tabii rahmetliyle arada bir sürtüşmelerimiz oluyor.
tabii bunlar duyuluyor. Öyle bir durum varsa, eğer canım sıkkınsa girmek istemezdi. Asla ben o terbiyesizliği yapmam. Olur mu anne derdim. Alır o getirdiklerini çıkarırdım. Onlar da gelirdi. Zamanlarımız böyle çok iyi bir şekilde, evet, 5 senenin acısını çok güzel, iyi günlerle geçirdik kayınvalidemden. Hiç ayrılmazdık. Tabii dediğim gibi hep küçük eltimin başı ağrırdı ben her gittiğimde. Çünkü artık bana bir şey yaptırmazdı. Sen makyajını yap, otur, beni sandalyeye avlıyor. Oturturdu beni. Bir sıkıntımız ne vardı? Benim en büyük bir, neyse söylemeyeyim bunu, kayınpederimin yanında bir şey kullanmıyorduk. Mesela rahmetli de kullanmazdı, küçük eltim de kullanıyordu. İyi bir şey değil tabii, sağlığa zararlı ama ben de kullanıyordum, kayınpederim bunu biliyordu. Bir kışın mesela oturduk, tabii küçük eltim de kullanıyor, dışarıya çıkıyor, ben de onunla çıkıyorum. Kıştı hatta, içeride soba yanıyordu. Kaynatan biliyor tabii ki bunu. Onun saygısı olmaz derdi. Ama rahmetli bile, çocukları bile yanında kullanmadığı için kızardı zaten kayınvaliden. O da asla şey yapmazdı. Bir gün böyle hepimiz oturuyoruz. Eltim dışarıya çıktı. Tuttu kendisinden bir tane attı şöyle bana kayınpederi. Ya dedi, bunun saygısını yapmayın dedi. Senin dedi bana saygın dedi. Farklı yönlerden var dedi. Bunun saygısı olmaz. Ben izin veriyorum. Kimse karışamaz sana kızım dedi. Ne o dedi? Başı kapalı dedi. Bilmem ne dedi. Ütekinden için. O da kullanıyor dedi. Bizim gelin benden kaçar dedi. Başını örter, totosunu açar dedi. Başka yönden dedi. Bana saygısı dedi. Olmamış dedi. Benim yanımda dedi. Onu kullanmamış. Bana onda. O dedi saygı değil dedi o. Yap dedim. Ben de ondan cesaret aldım. Rahmetli patlattı şöyle gözlerin, kayınvalidem. İşte sen yüz veriyorsun da sen konuşmayın dedi. Bana o yönden saygısı yapmasın kimse dedi. Ben dedi evine dedi gidip dedi oturup da dedi bana saygısızlık dedi. Yapıp da dedi evimden bir an önce kalksın gitsin diyenlerden dedi. Hani o bakışları bana ima edenlerden dedi. Ben dedi saygıyı onlardan bekliyorum o şekilde, bundan değil dedi. Boş ver de benim kayınpederim de Karacabey komple ondanmış, çok aşırı zenginlermiş, topçular lakabı vardı. O eski, çok çok eski sanatçılar da resimleri vardı benim kayınpederim. Öyle bir hayat yaşamış, hani böyle ileri görüşlüydü. Oo, ben o cesareti aldım kaynatamdan. Başta kaynanam bana tabii kaynatam olmayınca işte kızım saygı. Ya anne dedim saygı saygı deyip durma dedim. Bak babam ne güzel dedim söylüyor dedim. Saygı ondan değil, bak böyle böyle, sen niye böyle düşünmüyorsun dedim. Oymuş o dedi. Artık her alışveriş yaptığımızda onu da alır getirirdim kaynanam. Yani bir bayram vesilesiydi. Barıştık. Çok sevdi beni çok. Sevdirdim kendimi. Çok güzel günlerimiz oldu ama biz barıştıktan sonra tabii ki çok fazla uzun bir ömürler olmadı. Çok acı günler yaşadık ondan sonra. Ama güzel günlerimiz de oldu. Sevdim, ben de çok sevdim kayınvalidemi, annem gibi. O da beni çok sevdi sonradan. Hiç tahmin etmiyordum beni o şekilde seveceğini yani. Diğer evlilerimden daha çok sevdi beni. Nur içinde yatsın her ikisi de. Evet, videomuzu burada sonlandırıyoruz. Devamını diğer videolarda devam edeceğiz. Sizleri çok seviyorum. Sizleri bunlarla paylaşmak benim için de çok güzel oldu. En azından hepsini değil de kısım kısım da anlatsam o geriye döndüm, onları yaşadım sizlerle beraber. Sizleri çok çok kokulu kokulu öpüyorum. Faize Börek kanalıma destek bekliyorum canlı yayınlarımız için. Sizleri seviyorum. Bye.